Selam. Herkese merhaba arkadaşlar. 25 Şubat Cumartesi Ebru'nun Denizi kanalımda yine sizlerle beraberiz. Ee, öncelikle bir videoma başlamadan önce biliyorsunuz bundan 19 gün önce ülkemizde çok büyük bir doğal afet yaşadık. Uzun süre aktif olamadım. Çok derinden hissettik. Her insan gibi olması gerektiği gibi. Ee, tabii haliyle doğal rutinlerimize de yansıdı bu. Bu gördüğünüz çiçeklerim hepsinin dal vermesini beklerken şu an hepsi çiçeklerini açtı. Dal bile verenler var. Ee, Birçoğuna yani sulamasını bile belki daha yeni bir kez yapabildim. İlgilenemedim. Moral bozukluğu, gönül üzgüntüsü, sürekli televizyonlardan, haberlerden e, takip ettik durumu. Yani he, hepimizin başına gelebilir, hepimiz yaşayabilirdik hala yaşayabiliriz. Zaten e, böyle bir gerçek var. Böyle öncelikle çok geçmiş olsun. Allah bir daha tekrarını yaşatmasın. İnşallah dilerim ki böyle acılar yaşamayalım. Evlere, ocaklara böyle e, acılar düşmesin. Allah'ım tekrarını yaşatmasın. Yakınlarını kaybeden herkese e, çok derin paylaşıyorum yani üzgüntülerini. Çok fazla etkilendik hepimiz. Allah ölenlere rahmet artık e, kurtulanlara da. Acil şifalar inşallah bir yerden tutunabilirler. Tekrar artık nasıl olacaksa hayata devam edebilirler. Allah sabırlar versin. Gerçekten Gülbeyiz Hanım. Merhabalar. Muğla'dan selamlar demişsiniz. Herkese çok çok selamlar iletiyorum. Kendim de yine her zamanki gibi e, bu pandemiden sonra herhalde bilmiyorum çok sık böyle alerjik, kronik şeyler yaşıyoruz. Benim e, boğazımda bir sağlık sorunum oldu. Yine boğaz ağrım var. Grip değil ama. Bugün daha iyiyim aslında daha öncesinde birkaç gün önce yapacaktım da sesim kısıktı. Bugün daha iyiyim biraz daha iyiyim. Böyle işte yani öyle diyorlar. Çok klişe cümleler kurdu herkes. Ben hiçbir şekilde bu acının unutulacağını ve unutulmaması gerektiğini zaten düşünüyorum. Unutmamalıyız bunu. Bundan ders çıkartmalıyız hepimiz. Bilinçli olmalıyız. Cehaleti artık onun gölgesinde kalmayalım. Bilinçli insanlar olalım bence. Artık ne denir bilmiyorum bu bizlere düşmez zaten bunu konuşması zaten o yüzden klişe ediyorum Bizler vatandaş olarak sadece e, yani önlem alınabilir bize sunulan e, yönetmelikleri uygulayabiliriz. Yani yapılması gereken şey bence yetkililerin alması gereken önlemler binalarda işte bu yeni yapılacak yapılarda ancak bu yani biz e, elimizden bir şey gelmiyor ama Bizler de e, bilinçli vatandaşlar olalım bence yazıklar çoluğumuz çocuğumuz gerçekten bilemiyorum yani çok konuşulacak şey var ama burada zaten hepsini duyuyorsunuz her yerden ben çok fazla değinmeyeceğim yani. E, Normal hiçbir şey yokmuş gibi işte çiçeklerime ben bir göz atacaktım. Hadi sizlere de bir canlı yayın açayım dedim. Sizlerle birlikte moral olsun biraz değişiklik olsun diye çok fazla mesaj aldım. Bu arada instagramdan bu Azerbaycan ve bilmiyorum yabancıydı çeviriye basarak sadece şey yapabildim. Çok fazla mesaj aldım. İşte bağış yapmak isteyenler Ebru Hanım işte Türkiye'de nereye yapabiliriz hiç o cevaplara dönmedim. Çünkü ben de bilmiyordum. Hani en güvenilir yerler. İşte yaptık bir takım yerlere biz de gücümüzün yettiği kadar hem e, eminim herkes yapmıştır evinde, elinde, e, yakında bulunan herkes. Biz zaten e, biliyorsunuz vatan millet Sakarya diyen bir ülkeyiz. Herkes bunun farkında. Biz Türkler olarak Türk kanı taşıyanlar, asil Türk kanı taşıyanlar bu bayrağımızın altında e, bu vatan sevgisiyle yetişen nesiliz. Bizden sonrakilerde inşallah böyle olacaklar. Ee, o yüzden inşallah kol kola, omuz omuza. Bugünü de yani bugünlerde geçecek herhalde. Ne diyeceğim de bilmiyorum. Sa sa saçma tapan konuşmayayım, uzatmak istemiyorum çok cümleyi. Ben kızlarımı size teker teker göstermek istiyorum. Şimdi bunlar çiçekli olanlardı. Ee, çiçeklerini geçip Tekrar çiçek açan kızım bu arada ben şu iki adet şöyle bir sehpa aldım fark etmişsinizdir belki bunu da e, sizinle paylaşacağım ben çok memnun kaldım çok kullanışlı ve sağlam bir malzeme bununla ilgili de videolar çekmiştim ama işte bu e, deprem olayından sonra hiç heves hiçbir şey kalmadı e, kendimi aptal gibi hissettim yani böyle şeyler paylaşmak istemedim bir çiçek bile paylaşmak e, çok zoruma gitti yani çiçekten ne var dersiniz. Ama paylaşamadım yani elim kolum kalkmadı herkes gibi. işte çok fazla uzatmayayım lafı. İşte şu kızım neydi bunun adı? Tulkan denen kız. Ucundan tomurcuklanıyor. Bunu kesmedim tek daldı. Ama gelişimi devam ediyor buradan yeni bir yaprak çıkarttı. Şu kızım da değişik bir türdü. Çiçekleri geçti ve uçtan devam etti. Bakın şöyle çiçeklenmeye. Şurada yine bronz buda var. O da çok az çiçeği kaldı. Ama kökleri falan çok sağlıklı maşallah. Bunlar havalar ısındı mı çok daha güzel inşallah çiçeklenip dağlanacak. Bu türünü bilmiyorum demiştim. Kokulu bir tür. Çok üçüncü çiçeklenmesi bu. Çok hoş da bir kokusu var. Bakın rengi de böyle. Merhabalar. İstanbul'a da selamlar. Teşekkür ederim hepinize. Çok sağ olun arkadaşlar. Herkese geçmiş olsun. Yeni katılan arkadaşlarımız olursa. Ee, işte bizim yaptığımız planla programla olmuyormuş Allah'ın dediği oluyormuş zaten e, bunu da e, bir kez daha zaten biliyorduk yaşamış olduk tecrübe etmiş olduk şu skantiyon ve e, bu kızın ismini bilemedim bilen varsa yazsın az önce bunu instagramda paylaştım sizlerle çok güzel aşırı güzel kokular var şu an odamda ee, çiçekleri iyi beklediğimden daha iri güzel ve kokulu bir tür. Şu kızı hatırlar mısınız bilmiyorum. İki tane keyki ayırmıştım. Bakın bu keikinin çiçekleri. Bakın. Şurada ana gövde var. O da dal çıkarttı. İki keiki de böyle çiçek dalı verdi. Çok güzel, verimli, bereketli bir sene oldu. Fakat işte bir de böyle can sıkıntıcı, üzücü olaylar yaşamasak iyiydi. Şurada tomurcuk kızım var yine. Şurada e, şu kızım var. Bu difüzyon zannedersem bu da kokulu. Bu da e, güzel durumu. Bir tanesi şeydi. Gövdesinde sıkıntı vardı ama geçti. Şu melek gözü. Bakın. Vallahi yerlerini hiç kıpırdatmıyorum artık. E, son noktayı koyduk. Bu da güzel iri çiçekleriyle birlikte kendini gösterdi. Şu kızımı hatırlar mısınız? Bunun da videosunu çekmiştim. Neredeyse bir ay oluyor. Bu da Louis Levis kızım. Bu keiki olan. Ana gövde şurada. Bakın bu keiki. Şu çılgına bakar mısınız? Vallahi şu pıtır pıtır bunları görünce buradan bir de utanmadan dal çıkartmış tekrar. Bakın. Yeni bir dal çıkartmış. Çok çalışkan bir tür. Louis Levis Edin'in. bir tane de Louis Berry var. Hatta bugün kısmet olursa bu Yazlıktaki orkidelerime de gideceğim. Onlardan e, durumu kötü olanlar var. Donmuş birkaç tanesi. Gülizhan Hanım merhabalar teşekkür ederim. Ne kadar iyi olabilirsek o kadar iyiyim işte. Sizler kadar iyiyim. Sizleri gördüm daha iyi oldum. Teşekkür ederim. Çiçeklerimle işte dün akşam daha dün daha doğrusu sulamalarını yaptım. E, bugün de hadi dedim sizlerle bir hasbihal edelim. Çok fazla mesaj yazan oldu. Şu kızımı göstereyim mi size? Bu da bir e, bronz buda mıydı? Evet bronz buda. Bir sürü dalı var bunun da. Bakın şurada bir dal, şurada bir dal, şurada iki dal, başka başka başka. Şu aşağılarda da vardır da. Pijamamı, pijamamı eşofmanımı göreceksiniz desenene Bu da güzel gayet çalışkan bir kızcağız. Tüm gösterdi sağ olsun. Bakın kökleri gayet iyi. Bu e, herhalde biraz havalar ısınınca damurcuklarını açar ve e, kokusunu salmaya başlar. Bu da yine bir salkım saçak, çılgın bir kız, beyaz bir orkide. Bu benim değildi bunlar dışarıdan gelen bir orkide. Bunları göğe dağıtacaktık, dağıtamadık. Şu da Eylül-Ekim'den beri neredeyse. Merhabalar Fatma Hanım hoş geldiniz. Bak şu çiçeğini yeni açtı ucundan tomurcuklanıyor benimkiler bakar mısınız? Şöyle. Kısmet olursa belki arayı kapatmak için bugün biraz böyle kendimize gelmek için diğer yazlıktaki orkidelerimin de son durumunu inşallah kötü değillerdir de paylaşabilirim sizinle. Ee, onlarla da ilgili bir şöyle bir video hazırlarız. Böyle kısa kısa hem kendimi de ben e, kafamı dağıtmak amacıyla sık sık e, paylaşım yapmaya çalışacağım. Bu klasik beyazım. Şu kızımı hayatta tutmaya çalışıyorum ama herhalde düzelecek. Düzeldi. Sararması durdu. Şu çiçeği düşmüş. Şu kızı biliyor musunuz? Nazar oldu demiştim. Paylaştım. İşte biraz o zaman da bir duraklama dönemine girdim ben. Şu kızım ne biliyor musunuz? E, Leolin Orange kızım. Yaprakları buruşuk. Çok fazla da sulamak istemiyorum. Çok iyi ilgilenemiyorum. Çünkü takip edemiyorum. Islak kalıp mantar olmasın diye gövdesi. Ee, ama havalar ısındı mı o eminim kendine gelecektir tekrar. Şu vahşi kediyi bir görmenizi istiyorum. Şuna bakar mısınız? Bu içimi açıyor benim şu kız. Bu gitti de gitti. Ha bu arada hala YouTube e, plaketimi açamadım. Size söylemiştim. 2002'den beri gerçekten bir türlü e, işlerimiz... Yani benim ruh dünyam bir türlü geçmedi. Şu jilyon... Kızım, bunun artık budama vaktim geldi. Hem çok fazla yer kaplıyor, hem artık çiçeklerini dökmeye başladı. Bakın, bu da iki dal şöyle e, zayıf düştü. Yani gücünü bunlara harcadığı için. Şu da az önce gösterdiğim bir dakika tanımaya çalışıyorum onları. Bu o değil ya, mavi çiçek Ha, pardon. Bu e, az önceki Louis Levis'in ana gövdesi. Bakın. Bak 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 bir de ki, kim? Şey, e, erkek orkideye mi dönmüş ne olmuş bakar mısınız? Bu da Louis Lewis. Şu kızda kökleri çok sağlıklı kıyamıyorum. Şu e, bir ev kazası geçirmişti o iki dal verdi onu hiç ellemiyorum. Kendi haline bıraktım devam ediyor. Şurada yine pıtırcık kızım var. Şurada yine e, kimono pelorik kızım var. Orada bir tane gövdesi kopan var. Bu bir taneydi bakın kökleri şey... Hal süper Zebra kökleri iyi onun bir kek vermesini bekliyorum. Burada yine dallı bir kızım var. Ay, burada yine Şöyle yeni dal vermiş bir kızım var. Yaprakları sağlıklı olan. Böyle. Merhabalar Nurten Hanım hoş geldiniz. Meryem Atılgan Hoş geldiniz. Şurada Yine bir kızım var. Bakın bununla ilgili de yine kısa bir video çekeceğim. Bu özel tür özel tür bir kızım çok sağlıklı gayet kökleri de iyi saksı değişimi yapılmadı saksı değişimi yapmıyoruz zaten biliyorsunuz çok gerekmedikçe yani en üzücüsü de bu da e, merhabalar Seyyaf Babayev bakalım siz görünce anlayabilecek misiniz sıkıntıyı şurada bir siyahlık var buna maksim süreceğim. Bakalım ne yapılabilir. Bunu da e, yine bir kısa video çekeceğim. Her gün bir video atmaya çalışacağım. Hem kendime bir uğraş olsun. Gerçekten şu an uyku düzenimiz, her rutinimiz kötü. Evet, mantar buradan başlıyor. İnşallah buradan durdurabiliriz Gülbeyaz Hanım. Ve bir de Irene Dopkin. Yani dal versin, yaprak sayısını çoğaltsın diye beklerken sen git göbekten mantar ol. Olacak iş değil ama oldu. Ama e, yani... Yaşanan şeylerden sonra bunlar dert değil, sıkıntı değil. Gerçekten artık şikayet etmeyelim, dilimizden şikayeti bırakalım. Böyle yapalım. Ben çok bu ara ıı, şikayetteydim ama kendimizi toparlamanın vakti bence geldi. Benim özellikle böyle. Bu ikisi için de küçük küçük videolar çekeceğim sizlerde takipte kalırsanız takipte olursanız dediğim gibi bugün vakit kalırsa e, diğer kızlarımı da onları da merak ediyorum onlarda da çok dal olan var e, onlarla da ilgili hepinizin e, görebileceği şekilde zaten birçoğunuz artık orkidelerimi ismiyle birlikte hatırlıyorsunuz tanıyorsunuz e, faydalı anlamlı nerede paylaştığım e, youtube'dan paylaştığım e, paylaşım gibi ee, gerçekten aslında böyle kısaca da bir konuşma yapmak istiyorum ama videoyu uzatmak istemiyorum. Şu an YouTube'da birkaç e, kişi arkadaşımız var. Gerçekten artık e, saçmalamakta bir sınır tanımıyorlar. Diyorum ki görmezden gelmeye çalışayım ama e, birçok kişi... E, uygulamayı deneyip dönüş yapan ya yani o mesajlara zaten yetişemiyorum uzun zamandır bakmıyorum zaten gerçekten artık içerik üretmek adına saçma sapan e, paylaşımlar yaparak Yani bunu söylediğimde bu hazımsızlık çekememezlik olarak algılanmasın benim hiçbir zaman öyle bir kaygım olmadı. Ben her zaman söylüyorum bunu keyif için yapıyorum. Evet e, para kazanmaya açık bir kanal ama e, para kazanacağım diye asla ve asla 3 yıl oldu beni çok yakından tanıyanlar da var. Asla e, insanları aptal yerine koymak için saçma sapan içerikler paylaşmadım. Yani kendimi komik durumuna düşürecek. Yani artık gerçekten bir durun. E, sizler de tepkinizi bir gösterebilirsiniz. Size saçma sapan gelen, mantıksız gelen şeylerde lütfen bu insanları artık bir durduralım ya. Gerçekten. Yani birkaç video izledim. Bir, yine orkide bakımı ile ilgili. Türk bunlar. Yani yemin eder, yani bunu her şekilde ispatlayabilirim. Ben gördüğüm anda zaten tanıyorum artık. Yaprak yapısından, köklerinden, saksısından, yaprağın formundan bile tanıyabilirim. Çok da iyi anlıyorum bunu. Çok da emin konuşuyorum. İnanın. E, köklendi ya da çiçek açtı diye gösterilen orkideyle işte kötü durumda gösteren aynı orkideler değil farklı orkideleri saksıdan çıkartıp işte bakın şu uygulama yapıldı e, uygulama sonucunda orkiden bu hale geldi yapmayın yalan konuşuyorlar arkadaşlar yani bunu Sizler de fark edebilirsiniz ayırt edebilirsiniz çok uzmanlık gerektiren atom mühendisi olmaya gerek yok bunlar için e, Lütfen e, ya en azından denemeyin yani bakın izleyin ibret alın kıyaslayın ama denemeyin. E, deneyince bu sefer e, gerçekten yani bir orkide şu an. Ee, en ucuzu en son bağı gittiğimde 215-250 TL'ydi yapmayın günahtır ya insanlar evinde bir tane orkidesi olmayan insanlar ya da bir tane orkidesine gözü gibi bakan var oldu ki size, senin söylediğin yöntemi denedi evet ben de denedim çocuk bezinde denedim işte e, kömürde denedim şunda denedim ama her videonun sonunda ben bunu denedim ama olmadı ya da e, denedim ama başarılı olamadım açıp izleyebilirsiniz hepsinde bunları söylemişimdir hiçbir kaygı taşımadım yani bu kalıplar içinde e, asla içerik üretmedim çünkü insanların gerçekten ben hiç hoşuma gitmez ve insanları ne olursa olsun nasıl bir e, TV'de haber izlediğimizde ya da bir şu e, reality programlarında doğru gelmiyorsa yani Ay, yok canım bu kadar da değildir bu kurgudur e, diyebildiğimiz gibi lütfen e, bu içeriklere de kurgu olup olmadığını ya da e, anlam taşıyıp anlamadığını lütfen ayırt edelim çünkü saçma sapan bir hal aldı aldı başını gitti yani e, Bilmiyorum yani şu an düşünme aşamasındayım hiç karışmayayım mı diyorum görmezden geleyim diyorum ama kayıtsız da kalamıyorum çünkü insanlar mağdur oluyorlar. Anlamıyorum ben ya yok artık insanların gözü dönmüş ve hiçbir şeyden de ders alınmıyor. Yazıktır insanlığımızı kaybetmeyelim lütfen. Çok zaten zor dönemlerden geçiyoruz. İnsanların hayalleriyle umutlarıyla sahip olduklarıyla lütfen onları... Zor duruma düşürmeyelim. Yani biraz anlayışlı olalım. Biraz seveceni olalım. Empati kuralım. Bu kadar. Bunu söylüyorum. Videomun sonunda bunu söylemek istiyorum. En acısı da saçma sapan işte orkideye şunu ver olsun. Bunu ver. İşte kaşıkla kepçeyle şunu ekle şu olsun. Saçma sapan ekran kapağında bu. İçeriğinde başka bir şey anlatılıyor. Yani bunların milyonların izlenmesi. Burada ben bilim adamı gibi konuşsam. Benim izlenmem daha düşük. Yani bunlar çok garip bilmiyorum. Belki de ben yanlışım buraya göre. Ben yanlış da olabilirim her zaman söylediğim gibi. Ama e, değişemiyorum, değişemiyorum, değişemiyorum. Çünkü insanları gerçekten aptal yerine koymaktan başka bunun Türkçe'de hiçbir karşılığı yok. Bakın direkt aptal yerine koymak diyorum. Lütfen insanların sizi aptal yerine koymasına izin vermeyin. Bu her anlamda alışveriş yaparken de böyle. Evet pasta su doğru pasta suyu ben de yaptım ama onun bir takvimi var yapılacak yapıldığı bir dönem var bir ay var anlatabiliyor muyum yani normal bir sulama gibi pasta su ile kalkıp çiçek sulanmaz mesela yılın bu ayında bu sulamayı yapamayız anlatabiliyor muyum eski videolarıma bakabilirsiniz oradan hangi günlerde hangi aylarda nasıl sıklıkta kullanılacağını oradan bunu öğrenebilirsiniz efendim. Daha sık canlı istiyorsunuz, ben de çok istiyorum ve e, ben de bana da iyi geliyor, kafam rahatlıyor. İnşallah e, kendimi bir kampa alacağım ve e, böyle sık sık sizle sohbet, işte orkidelerimle ilgili uygulamalar yapacağım. Şu iki kızımla ilgili e, çok acil iki içerik üretmem gerekiyor. Siz talep ederseniz ben de tabii ki e, yapacağım. Bu şekilde arkadaşlar kendinize çok ama çok iyi bakın. Biraz konuştum boğazım kurudu. Benim gıcık gelecek şimdi öksürük gıcığım. Ben müsaadenizi isteyeyim. Teşekkür ederim. Siz takipte kalın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. İnşallah Allah'ım doğal afetlerinden cümlemizi korusun inşallah. Bilgi Hanım çok teşekkür ederim. Hepinizi görmeden tanımadan hepinizi seviyorum tıpkı benim gibi hepinizi de çok içten buluyorum. Çok sağ olun. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.